Evet, evladımızın babasıyla birlikte okuluna gidişini gösteren bu görüntüler içimizi ısıtmıştı. 36 yaşındaki 4 çocuk babası Ramazan Güngür'e ve oğluna ait bu görüntüler. Bugün de Dünya Engelliler Günü'ne, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel biz Ramazan Bey'i bulduk ve bugün bizimle canlı yayınımızda birlikte olacak. Ramazan Bey, günaydın. Günaydın hocam. Teşekkür ederim. Beni Nasılsınız? davet ettiğiniz için. Sağ olun hocam. Günaydın Ramazan Bey. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim size de. Ramazan Bey, bu görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı ve insanların gerçekten kalbine dokunan görüntüler oldu. Biz öncelikle sizi tanımak istiyoruz. 4 çocuk babasısınız. Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Tabii hocam. Ben 36 yaşındayım, siz söylediğiniz gibi. Hocam ben 17 yaşına kadar yani yürüyebiliyordum. Sağlıklı insanlar gibi ben de kendi ihtiyaçlarımı, her şeyimi yapabiliyordum. O zamanlar lise 1'e gidiyordum. Sonra ayaklarımı yani yavaş yavaş kaslarımın eridiğini gördüm. Her geçen gün yürüdüğüm mesafe kısalıyordu. Yani bu 13 yaşından sonra başladı. 17'de artık yürüyemedim. Yani düşünün her gittiğimde 10 kilometre sonra 5 kilometre, 2 kilometre yani her sürekli böyle mesafe azalıyordu. En son 100 metre, böyle 10 metre sonra yürüyemedim. Yani ondan sonra böyle olunca ben lise 1'e gidiyordum. Biraz gençlik yıllarımdı. Hani ben okulu bırakayım mı, bırakmayayım mı o şeyine de girdim. Hani düşün birden sandalyeye düşüyorsun. Yani o yaşlarda o psikolojiyle mesela insan kendini şey yapamıyor, kabullenemiyor. Sonra 15 tatil araya girdik, düşündüm evde kaldım ya dedim ya benim gibi iki tane engelli abim daha var. Ya dedim okumazsam onlar gibi evde oturacağım yani ne yapacağım? Öyle düşündüm kendi kendime bir iç muhasebemi yaptım. Sonra okumaya karar verdim, liseye devam ettim. Yani şey oldu orada bazı arkadaşlar yani onların yardımıyla o zaman tabii imkanlar çok el vermiyordu. Normal bir sandalye zor bulabildik. Çünkü yoktu yani o zamanlar akülü sandalyeler böyle şeyler çok lükstü yani. Sonra bir sandalye bulduk. Abim dernekte bulmuştu. Onunla okula bırakıyorduk. Buradan evde mesela beni kaldırıyordu kucağıma alıyordu kardeşim. Servise bindirip oradan arkadaşlar beni yine kucağına alıp sandalye bindirip içeri giriyor. Sandalyeyi okulda bırakıyorduk. Böyle liseyi bitirdik. Yani zordu. Gerçekten çok zor yıllardı. Bitirdik sonra üniversiteye hazırlanmaya başladık. Üniversiteye gittik. İlk sene kazanamadı. İkinci sene dershaneye başlayayım dedim. Sonra ne yazık ki dershaneye başladım. Dershaneler hepsi merdivenli, basamaklı. Bir dershaneye başladım. Diyarbakır'ın iyi dershanelerinden biri. Yani gittim, kimse yardım etmiyordu. 2 hafta, 3 hafta gittim, öğrenciler yardım ediyor. Bazı öğrenciler olmayınca olmadı. Bizim oranın sahibiyle konuştum. Çağırdı mesela güvenlik olsun diğerlerini çağırdı. Yani ne yazık ki hiçbiri dedi ki biz işimizden dolayı yapamıyoruz. Ben kalkıp bu dershanede çıktım. Sahibi dedi ki kitaplarım hediye olsun, paramı da iade ettiler. Sonra geldim başka bir dershaneye, girişi bana uygundu. Ama hani Hiç o der vazgeçmediniz yani. Üniversiteyi kazandınız, ön lisans, lisans olmak üzere 6 farklı bölüm bitirdiniz ve tüm bu aslında önünüze çıkan her engeli aştınız. Hiç vazgeçmediniz. Hocam hani insan içinde bir yara olunca yani onu iyileştirmeye çalışıyorsun. Ben işte yaram orada başladı. Ben istediğim bölüme yerleşemeyince ben mesela yüksek bölüm istiyordum. Oraya gitmem için iyi bir dershane olması lazımdı. Yapamayınca sonra ben de işte şu anki imkanlarla ancak mesela şu bölümü kazanınca ondan sonra tutamadım kendimi. Dedim ki yani ne varsa okuyacağım yani elimden gelene kadar okuyacağım yani. Oradan dolayı şey oldu bana, hırs oldu. Yani hani sıkıntıyla karşılaşınca ondan sonra sen yani daha fazlasını yapmak istiyorsun. Çocuklarınızla olan yani çocuğunuz hangi çocuğunuz birlikte sizin okula gittiğiniz en küçük Emru mü? şu yok ikinci büyüğün bir küçüğü. Büyüğün bir küçüğü. Onunla birlikte okula giderken ki görüntüleriniz sosyal medyada paylaşıldı. Her gün onunla birlikte okula gidiyor musunuz? Onu okula götürüyor musunuz? Evet,
Hocam vallahi yağmur olsun, kar olsun, soğuk olsun yani hep gidiyoruz yani. Yani standart işimiz o, öyle söyleyeyim. Hocam bir şey sormak ister Ben misiniz? tabii bir şey soracağım beyefendiye. Öncelikle sizi kutluyorum. Bu hayat mücadelesinde çok başarılı olmanızdan dolayı sizi gönülden kutluyorum. Aslında siz çocuğunuzu okula götürmüyorsunuz. Çocuğunuza refakat ediyorsunuz. Beraberce gidiyorsunuz. O da yardım ediyormuş gibi yapıyor. Ne yapsın? Ama siz çocuğunuza refakat ediyorsunuz. Ona göz kulak olmak istiyorsunuz. O bakımdan da tebrik ediyorum. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Yani özellikle azminizi, hayattaki savaşınızı, mücadelenizi bütün bu tür problemi bulunan insanlara örnek gösterircesine azimli olmanızı tekrar tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ramazan Bey, dediniz ki ben de aslında 17 yaşına kadar engeli olmayan bir insandım. Bu bizim aslında hocam hep konuştuğumuz, hepimizin bir gün bir engelli olabileceğini, hepimizin bir engelli adayı olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Sizden rica edelim, sizin gibi sizden daha gençlere, hani dediniz ya ilk başta kolay değildi bu kararı vermek. Okulu bırakmayı bile düşündüm. Sizin gibi şu anda ruhsal olarak bunu hisseden gençlere, arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Hocam hayat her şeye rağmen devam ediyor. Şöyle hocam yani başımıza gelen şey gelmiştir artık. Yani onu kabullenmemiz lazım. Yani geri dönüşü yok yani. Yani onunla daha nasıl daha iyi yerlere gelirim. Onu düşünmemiz lazım. Çünkü olan olmuştur yani. Onu geri çevirmemiz imkansız. Ne yapabiliriz? Yani biz daha hani niye olduk şeyinde takılı kalırsak, niye biz böyle olduk şey olursak hep orada kalırız. Onu düşünmemek lazım. Yani bu hayatımda bu şeklimle ben daha iyi ne yapabilirim kendime? Sonuçta Allah-u Teala mesela bize bu ömrü bir kere bahşetmiştir. Yani bizi bu dünyaya getirmiştir. Belki yani şey yapmamızı da istiyordur. Mesela nasıl söyleyeyim hocam? Hani bu yani deneme gibi yani şöyle düşünelim. Yani ahirete giderken cennete mesela bunlar bir sınav gibi. Öyle düşünebiliriz yani. Başınıza gelen olayı kabul edip bir an önce şartlara ayak uydurmak gerektiğini söylüyorsunuz. Çok da güzel yapmışsınız. Maşallah çocuklarınız da belli, yani sizin onları bu şeyle yetiştirdiğiniz o kadar belli ki hepsine sağlıklar diliyoruz. Ailenizle birlikte uzun, nice, mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmenizi diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Ramazan Bey. Ben çok teşekkür ederim size. Beni kabul ettiğiniz için, beni gördüğünüz için. Ne demek kabul etmek ya? Ne demek? Bizim Yani için büyük bir mutluluktu. başımızın üstünde yeriniz var. Yani bu çaba Olur. Çok takdir teşekkür ederim. edilmeyecek de hangi çaba takdir?